Şişe çok sordular çünkü. Tamam. Yani şişe cam tarafında tabii ki kur gelirleri. Yani döviz pozisyon deyince akla ilk gelen şirketlerden zaten uzun yıllardır. Eskiden soda birazcık daha öne çıkıyordu. Birleşme sonrası artık herkes şişeye bakıyor. Burada bu döviz pozisyonunun etkisiyle birlikte gelen zaten bir kar var. Ama faaliyetler anlamında ya da ciro anlamında baktığımızda şişe için çok iyi bir dönem değil. Zaten çok iyi bir dönem olmasını beklemek de doğru değil. Çünkü küreselde işler yolunda gitmediğinde şişenin de işlerinin iyi gitmesini beklemek çok doğru değil. Hem inşaat camı tarafında hem otomotiv camı tarafında ne olursa olsun küresel büyümeye bağımlı bir şirket. Kimyasal tarafında da öyle. Yani cam üretimi için kullanılan kimyasallarda, cam kimyasallarında. Orada da zaten küresel büyümeye bağımlı. Öyle düşünürsek çok iyi bir dönem geçirmesi beklenmiyordu. Nitekim de yani iyi değil ama böyle bir dönem için yani şişe ortalaması için iyi değil ama içinde bulunduğu dönem için de oldukça başarılı bir tablo aslında. Yıldan yıla bir büyüme yok. Enflasyonun altında kaldı orada. Dolar bazında bakarsak yıldan yıla daralma var hatta. FAVÖK'te %20'ye yakın bir daralma var. Net kârda 30'a yakın. Ama dediğim gibi bir kriz ortamı için bakarsak da gayet iyi. Çünkü işte yine böyle döngüselliği olan diğer şirketlere baktığımızda çok daha zayıf tablolar görüyoruz. İşte Petkim finansalları mesela fecaat. İşte Ereğli'ye falan baktığımızda kötü, çok zayıf yani. Öyle olması bekleniyor muydu? Bekleniyordu ama beklentiden de kötü geldi mesela. Şişe bence o anlamda beklentinin bir miktar üzerinde net karla. Bu zorlu dönemi de yine güçlü sayılabilecek rakamlarla atlatıyor diye düşünüyorum. Böyle gerçekten orta vadeli portföylere alınması için de bence bir miktar daha süresi var. Hem Amerika yatırımlarının bitmesine yaklaşıyor olacağız önümüzdeki yıldan sonra. Yani 2025'te yavaş yavaş devreye alınacak. 2026'dan sonra tam kapasiteye ulaşacak yanlış hatırlamıyorsam Amerika yatırımı ki o yatırımla birlikte dünyanın en büyük 3 soda külü üreticisinden bir tanesi olacak şirket. Birazcık daha vakti var dediğim gibi ama uzun vadeciler için böyle işte toplayalım, kenara koyalımlık seviyelerde onu söyleyebilirim. Ama orta vade içinler için yani daha orta vade işte bilanço odaklı, yakın dönem odaklı yatırım yapanlar için bence çok da doğru bir tercih değil. Peki Biriktirmelik. yakın dönem